Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir video serisiyle birlikte sizinle beraber tarihten çıkma ihtimali, soru olarak çıkma ihtimali yüksek olan konu başlıklarını kısa videolarla arkadaşlar, küçük küçük videolarla sizinle paylaşmayı düşünüyorum. Bugünkü ilk videomuzu İslamiyet öncesi Türk tarihinden Türk isminin anlamıyla ilgili videomuzu yapacağız. Bununla ilgili çokça soru geliyor. Şimdi ama herkes ne yapıyor arkadaşlar? Emeğe karşılık videoyu beğeniyor, yorum yapıyor, abone değilse abone oluyor. Hemen başlayalım arkadaşlar. Arkadaşlar Türk anlamı hem birçok kişi hem de birçok kaynak, birçok millet tarafından farklı farklı tanımlanmış soru olarak karşımıza gelebilir. Peki neden bu kadar farklı, bu kadar fazla, bu kadar zengin tanımlanmış bu sözcük? Çünkü tarihte Türkler birçok halkla siyasi, sosyal, kültürel ilişki içerisinde bulunmuştur. Öncelikle hemen bir bakalım. Bunların başında Ziya Gökalp Türk sözcüğünü nizam sahibi olarak değerlendiriyor. Kaşgarlı Mahmut olgunluk çağı olarak değerlendiriliyor. İran kaynakları ise Türklere güzel insan diyorlarmış. Tarihte Türklerle özellikle İranlıların birçok ilişkisi var. İslam kaynakları terk edilmiş insan, farklı bir tanımlama, terk edilmiş insan olarak Türk sözcüğünü değerlendiriyor. Çin kaynakları genelde dikkat edersen Çinlerle Türkler arasında ne var? Askeri mücadele. Türkler genelde miğferi çok kullandı demek ki o dönem miğfer çok fazla kullanıyor. Askeri bir kavram. Miğfer diyorlar. Uygur kaynakları güçlü, kuvvetli olarak Wembley türemek anlamında kullanmış arkadaşlar. Türemek Türkleri Türk sözcüğünü sevgili arkadaşlar bakın birçok farklı şekilde kullanılmış Türk ismi. Şimdi arkadaşlar sıkı durun. Türk adı ilk olarak nerede peki geçiyor? Çin kaynaklarından geçiyor. Buna dikkat edelim sevgili arkadaşlarım. Neden? Çünkü tarihte en fazla sosyal, kültürel, askeri, siyasi olarak Türkler kiminle arkadaşlar mücadele etmişlerdir? Çinlilere. Dolayısıyla Türk isminin ilk kez hangi kaynakta geçmesi normal? Çinliler. Özellikle de Çinlilerle Türkler arasında arkadaşlar ekonomik problemlerden kaynaklı sürekli ilişkiler var. Özellikle ne üzerinde bir mücadele var? İpek yolu. İpek kumaşının taşındığı önemli bir ticaret yolu. Neden? Çünkü bu yola Çinliler ya da Türklerin hakim olması bu iki halkın, bu iki devletin ekonomik olarak güçlenmesi, ekonomik olarak güçlü oldukları zaman siyasi olarak güçlenmesini sağlıyor. Yani sıkı durun bir de, bir güzel bilgi daha buna dikkat ediyoruz arkadaşlar. Bakın bu önemli. Türk ismine ne zaman rastlanıyormuş? İlk olarak nerede? Çin. Buna dikkat ettik. Şimdi sevgili dostlar bir diğer ise Türkiye ismi. Arkadaşlar ilk kez nerede geçiyor? Türkiye adına ilk kez arkadaşlar tarihte nerede rastlıyoruz? Bizans kaynaklarında. Çünkü 1071 Malazgirt Muharebesi'nden sonra Anadolu peydenpey ele geçirmeye başlamış ve Türkiye olarak nitelenmeye başlamış. Dolayısıyla Türkiye kavramının ilk kez nerede geçmesi normal? Bizanslarla Bizans kaynaklarında arkadaşlar Marco Polo seyahatnamesinde Orta Asya için Büyük Türkiye diyormuş arkadaşlar. Kendi seyahatnamesinde biliyorsun Marco Polo önemli bir ney arkadaşlar bir seyyah Asya'yı gezmiş ve Orta Asya için ne kullanmıştı? Büyük Türkiye. Anadolu içinse ne demiş? Küçük Türkiye kavramını kullanmıştır. Türk adıyla kurulan ilk Türk devleti arkadaşlar Köktürkler ya da Göktürkler olarak geçiyor. Bu kısa videomuzda Türk isminin anlamı, Türk isminin ilk kez nerede geçti, Türkiye adı nerede geçtiğini sizlerle paylaştım arkadaşlar. Umarım başlarınıza bir katkısı olur. Ziya Gökalp, nizam sahibi diyor. Kaşgarlı Mahmut, olgunluk çağı. İranlılar Türkleri çok seviyormuş, onlara güzel insan diyorlar. İslam kaynakları farklı bir arkadaşlar isimlendirme yapılmış. Terk edilmiş insan. Çinlilerse askeri kavram kullanıyor. Miğfer, Uygurlar güçlü, kuvvetli kavramını kullanıyor. Araştırmacı Van Berrey türemek anlamında kullanıyor. Hepinize sevgiler, selamlar, hepinize iyi çalışmalar. Abone olmayı, beğenip yorum yapmayı unutmuyorsunuz. Bu tarz videolarla karşınızda olmaya devam edeceğiz. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle.